Anne adayım fiziksel ve duygusal değişimler yaşarken tabii buna seyirci kalmak durumunda kalan bir de bir baba adayı var. Çünkü bunların hiçbirini kendi yaşantılayamıyor. Sadece empati yapmak durumunda kalıyor. Bazen suçlanıyor anne adayı tarafından. Sen beni anlamıyorsun, bana yeter destek veremiyorsun. Ama kadınlar ve erkekler arasında ciddi farklar var aslında. Duygularımızı ifade etme biçimlerimiz de farklı. Anneler çok daha, kadınlar çok daha fazla duygusal ifadeler seçiyorlar. Ağlayarak, daha çok konuşarak, sıkıntılarını dile getirerek. Ama erkekler biraz daha duyguların içinde yaşamayı tercih ediyorlar. Böyle bir dönemde hamilelik sürecinde tabii anne adayı çok daha yoğun bir iniş çıkış yaşadığı için duygu durumunda daha yoğun ağlama nöbetleri olabiliyor ve bunun karşısında kendini yetersiz hisseden bir baba adayı olabilir. Yeter desteği verip veremediği ile alakalı ikilemler yaşayan ve suçlanan bir baba adayı olabilir bu noktada. Bu anlamda belki anne adayı nasıl psikolojik bir destek alıyorsa bence bir baba adayının da bu anlamda desteği alması yararlı olabilir. Bu anlamda çift terapisi, çift görüşmesi, yani yeni süreçte hamilelik sürecinde ve daha sonra doğum sonrası süreçte ikili olarak anne ve babayı eş olarak neler beklediğini öğrenmesi açısından böyle bir destek, böyle bir süreç aslında baba adayı içinde yardımcı olacaktır. Aynı zamanda biz anne adayına bazı egzersizler öneriyoruz hamilelik sürecinde. Belki bu egzersizlere baba adayının da katılması, onun doktor ziyaretlerinde yanında olması bu anlamda onu daha da rahatlatacak. Çünkü öğrenmeye başlayacak, nelerin beklediğini öğrenmeye başlayacak. Bebeğin gelişimiyle ilgili kitaplar okuması, işte muayenelere girmesi, belki onun bu süreç içerisinde daha etkin bir rol oynamasına sebep olup belki onu rahatlatacak bu anlamda.